Filistin mutfağına dair objeler, geleneksel kıyafetler, resmi yazışmalar, Filistinlilerin gündelik hayatını yansıtan öğeler. Burası Türkiye'de açılan ilk Filistin Müzesi. İstanbul'da faaliyet gösteren Filistin Dayanışma Derneği binasında bulunuyor. İsrail yıllardır hem Filistin'i işgal ediyor hem de Filistinlilerin kültürel mirasını o topraklardan silmeye çalışıyor. İstanbul'daki Filistinliler ise tarihi varlıklarını anlatmak için işte bu müzeyi kurdu. Müzede Filistin'in siyasi liderlerinin, edebiyatçılarının, sanatçılarının fotoğraflarına yer veriliyor. İsrail tarafından tutuklanan Filistinliler bu sembolik hücreyle anlatılıyor. Filistin'den getirilen toprak ve çocukların attığı taşlar ve sapan da direnişin sembollerinden. Müzede ayrıca Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in 2. Abdülhamid'e gönderdiği mektupla 2. Abdülhamid'in cevabının replikası bulunuyor. Bu müzenin amacı Filistinlilerin mesajını tüm dünyaya İstanbul'un kalbinden ulaştırmak. İstanbul Arap dünyası içinde, Müslüman dünyası içinde çok sevilen ve ziyaret edilen bir yer. Bu yüzden burada kurmak istedik. Eşyayı Filistin'den getirdik. Türkiye'de ya da 1948'den sonra başka ülkelerde mülteci olan Filistinliler de burada sergilenmesi için kendi eski eşyasını getirdi. Mesela burada Filistin'in tarihi varlığını ve haklarını teyit eden belgeler var. Tıpkı evlilik sözleşmesi, Filistin yönetimi dönemindeki çalışma belgesinde olduğu gibi. Müzede İsrail'in Filistin'i adım adım işgali fotoğraflı bilgilendirme panolarıyla anlatılıyor. Filistinlilerle Osmanlı İmparatorluğu arasında ortak bir tarih vardır. Filistin, Osmanlı İmparatorluğu'nun değerli bir parçasıydı. Bu nedenle burada ortak tarihe yönelik eşyalar da görüyoruz. Temmuz ayında açılan müzeyi şimdiye kadar dünyanın çeşitli yerlerinden binden fazla ziyaretçi gezdi. Filistin Dayanışma Derneği, müzeyi ziyaret etmek isteyenleri İstanbul Fatih'teki dernek binasına bekliyor.